Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane 9. sınıf matematik kampında bugün bir önermenin karşıtı, tersi, karşı tersini göreceğiz. Çok önemli bir kısım. Yazılı da kesinlikle buradan soru gelecek güzel insanlar. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki milyonların referans kitabı Bilgi Sarmal 9. sınıf matematik soru bankasından aldığımız sorularla bu işi iyice öğreteceğiz. Geldik, sahnemizi çevirdik. Koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi ne demek? Şimdi P ve Q birer önerme olmak üzere P ise Q önermesinin bak burası önemli. Şimdi ilk başta karşıtını alacağız. Karşıtı demek bu iki önermenin yerlerinin değişmesi demek. Anlaştık mı? Bu başa geliyor, bu sona gidiyor. Buradaki karşıt kelimesinin anlamı bu. Tersi ise Birincinin değilini alıyorsun, ikincinin değilini alıyorsun. Yerleri değişmiyor. Üçüncüsü ise karşı tersi. Hem karşıtını alıyorsun sonra da tersini alıyorsun. O zaman burada ne oluyor? Güzel insan böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Bizim için önemli olan kısımlardan birisi bu. Neden? Koşullu önermeler karşı terslerine nedir arkadaşlar? Tabii ki denktir. Geldik şöyle yazdık. Denktir. Anlaştık mı? Bizim için önemli. Yani P ise Q'nun denk olan önermesi Q'nun değili ise P'nin değilidir. Bu iki önerme birbirine denktir güzel insanlar. Bunu böyle bileceğiz. Peki derse başlamadan önce şunu da bir hatırlatmak istiyorum. P ise Q başka kime denkti? Tabii ki birinci'nin değiline veya ikinciye denkti. Bunu da yine bugün sorularda kullanacağız. O yüzden yazalım dedim. Geldik hemen birinci sorumuza bakalım. Bileşik önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir hatırla. P ise Q'yu yazdın. Güzel insan. Bunun karşıtı ne? Sadece yerlerinin değişmesi. Q ise P. O zaman geldim bak. X artı 2 eşittir 10 ise. Bak iseden önceki kısmı sarıya boyadım. Sonra ise'den sonraki kısmı da yeşile boyadım. Burası benim P önermem. Burası benim Q önermem. Şimdi karşıtını aldığın zaman yeşil başa geçecek. Sarı sona gelecek. Yani x eşittir 8 ise yazalım. x eşittir 8 ise hemen şöyle devam edeceğiz. x artı 2 eşittir 10'dur. Yani bunun karşıtı bu. Hangi şıkta var? B şıkkında var güzel insan. Mantık bu şekilde. Şimdi geldim hemen ikinci sorumuza. Önermesinin tersi aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi. Geldim. Şurada hemen sarıyla ise'den önceki kısmı yaptım. Sonra ise'den sonraki kısmı da yeşile boyadım. Peki bizden istenen şey ne? Bu önermenin neyi? Tersi. Geldin şuraya. S önermesi yazdın. Buraya da geldin R önermesi yazdın. Peki S ise R'nin tersi neydi? Tabii ki S'nin değili ise R'nin değiliydi. Bunu böyle bileceğiz. O zaman hemen bunun olumsuzunu alacağım. Olumsuz alırken dikkat eşit eşit değil ile dönüşüyor. Şöyle parantezi kapattım açtım. İse'yi koydum. Bunun değili de ne olacak? X'in karesi eşit değil 9. O zaman X eşit değil 3 ise X kare eşit değil 9. Cevabın ne geldi? C eşitli çıktı güzel insanlar. Mantık bu. Burası benim S önermem. Burası benim R önermem. Bunun tersi neymiş arkadaşlar? S'nin değili ise R'nin değiliymiş. Bunu lütfen böyle bileceksiniz. Güzel bir soruydu. Geçtik hemen dördüncü sorumuza. Artık iş biraz sözlerleşti. Önermesinin karşıt tersi. Bak karşıt tersi. Aşağıdaki neden hangisidir? Bak iyi dinle. Bugün günlerden pazar ise iseden sonraki kısmı okul tatildir diye yazdım. Şimdi geldim. Şunun altını çiziyorum. Burası benim P önermem olsun. Geldim. Bunun altını çizdim. Burası da benim Q önermem olsun. Peki P ise Q'nun karşı tersi neydi güzel insanlar? Tabii ki Q'nun değili ise P'nin değiliydi. Yani ben önce bunun değilini yazacağım. Okul tatildir ya. Ne yazacağız? Okul tatil değilse. Bak okul tatil değilse bu olur. Okul tatil ise olmaz. Okul tatil değil ise olur. Cevabım ya A ya D. Şimdi geleceğim bunun değerini alacağım. Bugün günlerden pazar. Diyeceğiz ki bugün günlerden pazar değildir. O zaman ne yazacağız? Okul tatil değil ise bugün günlerden pazar değildir. Yani bunun olumsuzunu alacağım için cevabım A şıkkı geldi. Bak tekrar söylüyorum. Bunun olumsuzu okul tatildirin olumsuzu okul tatil değil ise Bugün günlerden pazar ya. Onun değerini bugün günlerden pazar değildir. Cevabın A şıkkı çıktı. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Ali okula git Gitmeyecekse, gelmeyecekse diyecektim. Ali okula gitmeyecekse ders çalışacaktır. Önermesinin yine karşı tersi. Şimdi geldim şuraya bak. S var ya bu aslında ise'nin olduğu yer. Ali okula gitmeyecek ise ders çalışacaktır. Şuradaki ders çalışacakları yeşile boyayalım. Peki geldim. Altını çizdim. Şöyle yaptım güzel insan. Buraya P dedim. Sonra geldim. Hemen buranın altını çizdim. Buraya da geldik. Q yazdık. Peki bunun karşı tersi neydi arkadaşlar? P ise Q'nun karşı tersi. Q'nun değili ise P'nin değiliydi. İzle. Bunun olumsuzu. Ders çalışacaktırın olumsuzu ne? Tabii ki Ali ders çalışmayacaksa. Bak Ali ders çalışacaksa gitti. Ali okula gelecekse zaten başlamayacak. Ali ders çalışmayacaksa bu olur. Ali ders çalışmayacaksa bu olur. Bu da gitti mi gitti. Şimdi geldim buraya. Ali okula gitmeyecekse onun olumsuzluğu ne? Okula gidecekse. O zaman ne diyecek? Ali ders çalışmayacaksa okula gidecektir. Cevabın C geldi. Bak burada gitmeyecek onun olumsuzunu aldığın zaman gidecek olur. Mantık bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Ders çalışacaktırın olumsuzluğu Ali ders çalışmayacaksa. Okula gitmeyeceksinin olumsuzu okula gidecektir. Mantık bu şekilde. Geçtik hemen 6. sorumuza. Şimdi burada ne demiş? P, Q ve R önermelerinin değilleri sırasıyla buymuş. Buna göre bu önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Arkadaşlar her önerme karşı tersine denktir. Şimdi sizin için bir şey göstermek istiyorum. Şurayı sarıya boyadım. Anlaştık mı? Şurayı da yeşile boyadım. Peki şurası benim M önermem olsun. Şurası da benim N önermem olsun. Yani bunları tek harfe düşürdüm. Bunun denkliği kim? Karşı tersi yani N'nin değili ise M'nin değiline denktir. Şimdi N gördüğün yere ne yazacağım? Q ve R'nin değilini yazdım. Geldim buraya ise'yi koydum. M yerine de P veya Q yazdım. Onun değili. Şimdi Demorgun kuralları neydi? Değili koydum buraya. V'nin değili veya oldu. R değili koymayı unuttum. Q'nun değili V'nin ki veya oldu. R'nin değili oldu. Parantezi kapattım. Geldim ise'yi açtım. Tekrardan P'nin değili veya V oldu. Q'nun değili bu şekilde. Buna denkmiş. Bakalım var mı şıklarda? Hemen bakalım. Q'nun değili veya R'nin değili ise P'nin değili ve Q'nun değili cevabın A şıkkı çıktı. Mantık bu. Şimdi geldik. Biraz daha böyle işleri zorlaştıralım. Koşullu önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? İse'den önceki kısmı sarıya boyadım. İse'den sonraki kısmı yeşile boyadım. Geldim buraya P yazdım. İse'yi koydum. Şuraya da Q yazdım. Bunun karşı tersi ne? Q'nun değili ise P'nin değiliydi. Peki küçük eşitin değerini yazarken biz ne yapıyorduk? Bunu büyük yapıyorduk. Lütfen unutmayın. Bakın küçük eşitin değili büyüktü. İse'yi koydum. Şimdi geldim. Burası x küçük eşit ya. O da yine ne olacak? Büyük olacak 8. İşte bizim bu önermemizin karşı tersi bu. x büyük 2 ise x x'in küpü büyüktür 8'dir. Ne var cevaplarda? Hani nerede? C şıkkında x büyük 2 ise x'in küpü büyüktür 8. Mantık bu güzel insanlar. Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Çok sağlam bir soru. Gerçekten zorluk düzeyi direkt 5 diyebilirim. Şimdi sorumuza bakalım. Şurada bir tane önermem var iseden önce. Bir tane de şurada iseden sonra başka bir önermem var. Önermesinin karşı tersinin en sade şekli. Şimdi arkadaşlar ben gelsem şuna a önermesi desem araya ise'yi koysam buraya da b yazsam anlaştık mı bunun karşı tersi neydi birincinin değili ise tabii ki ikincinin değiliydi şimdi böyle oluyor bunların yerleri değişiyor bir de değiller geliyor şimdi bak ben ne yapacağım hemen şöyle bir işleme başlayacağım geldim q ise p'nin değilinin ne yapıyorum değilini alıyorum bak bunu başa koydum Sonra ise bağlacını attım. Sonra geldim ikinciyi yazıyorum. Bu aslında P'nin değili ise Q. Bunun da değil oldu. Bak ne yaptım? Yeşilin değilini başa yazdım. Sarının değilini ikinciye yazdım. Şimdi biz şunu hatırlıyor muyuz? A ise B'nin denkliği neydi? Birincinin değili veya ikinciydi. Bunu böyle bileceğiz. O zaman bak buradaki şu iseden kurtulmak için bunun değilini alacağım. Bak şunun değilini alacağım. O zaman değilin değili kendisidir. Şöyle yazdım. Tamam mı canlarım? Sonra araya veya'yı koydum. İkinciyi geldim. Aynen yazdım. Güzel insanlar. Şimdi ben ne yapacağım? Şuraları açacağım. Bak iyi izleyin. Lütfen bende kalın. Buradaki iseden kurtulmak için birincinin değilini alacağım. Veya'yı koydum. İkinciyi aynen yazdım. Buraya geldim, veya'yı koydum. Şimdi burada ilk başta şu ise'den kurtuluyorum. Birincinin değili normale döndü. Sonra geldim, bunu yazdım. Sonra bunun bir daha değili. Şimdi canlarım. Önce şuna bir bakalım. Q'nun değili veya P'nin değili veya burası ne olacak? Değilini alırken birincinin değili veya V oldu. Q'nun değili. Şimdi burada işler biraz karışacak. Lütfen iyi dinleyin Bakın. Şurada iki tane veya var tamam mı? Veya'nın hangi özelliği vardı? Birleşme özelliği vardı. Ben şu parantezi şurada yeşille gösterdiğim parantezi oradan kaldıracağım. Kaldırdığımız zaman şöyle bir şey oldu bak. Q'nun değili dışarıda kaldı. Parantezi açtım. P'nin değili parantezin içine geldi. Sonra buraya veya yazdım. P'nin değili ve Q'nun değili oldu. Şöyle. Bak Burada absorbe kuralı vardı. O neydi? P veya P ve Q. Böyle bir şeyle karşılaştığın zaman cevap P idi. Buradaki ifadeyi yutuyordu. Şimdi ne dikkatini çekiyor bak. Dikkat et bak. İyi bak buraya. P'nin değilini gördün mü? İçeride de P'nin değili var mı? Bağlaçlardan biri veya diğeri Q, V mi? O zaman buranın komplesinin sonucu ne oldu arkadaşım? Şöyle bir şey geldi. Bunu yazdın. Buranın sonucu da bu geldi. Peki burada veya'nın değişme özelliği olduğu için H'nin değili veya Q'nun değili olur. Cevap B şıkkı gelir. Gerçekten tam 5 yıldızlık bir soru. Mantık bu. Geçtim hemen bir sonraki soruma. Önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? Bu bizim son sorumuz. Bu ona göre çok çok basit. Lütfen bende kalın yine. Geldim. Hemen şöyle burayı sarıya boyadım. Burayı ise yeşile boyadım. Tamam. Geldim bunun altına ne yazalım? R yazalım. Şuraya da gelin Q yazdık mı yazdık. Peki R ise Q'nun karşı tersi neydi? Bunun değilini alıyorsun başa koyuyorsun. Sonra geliyorsun bunun değilini alıyorsun. O zaman yazalım. Q'nun değili. Yazdık. Sonra geldik ise bağlacını attık. Şuranın değili. H'nin değili veya Q Sonra bunun değilini alacağım. Şimdi burayı yazdım. Q'nun değili ise şuranın değilini alırken değilin değili kendisi. veya ne oldu? V oldu. Q'nun değili oldu mu? Oldu. Şimdi buradaki ise'den kurtulacağım. İse'den nasıl kurtulacağım? Tabii ki birincinin yani şunun bak şunun değilini alacağım. Aldım. Arayı veya yaptım. İkinciyi aynen yazdım. Tamam mı güzel insanlar? E bundan sonra ne yapacağız? Mecburen burada içeriye dağılma operasyonu yapacağım. Yapalım. O zaman Q veya P oldu. Araya geldim. V bağlacını attım. Q veya Q'nun değili. E burası her zaman neydi? 1'di. O zaman V'de en güçsüz kimdi? 1'di. En güçsüz. O zaman cevap ne geldi? Q veya P geldi. Ya da P veya Q. Hangisi var şıklarda? P veya Q var. Cevap B şıkkı geldi güzel insanlar. Böylelikle dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.